Cenab-ı Sevban Cenab-ı Sevban radıyallahu teala anhu Efendimiz Hazretleri Mevla Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem eserimiz böyle kaydediyor. Resulullah'ın azatlısı Resulullah'ın azatlısı Cenab-ı Sevban Peygamber Efendimiz'i çok sever. Hurma tarlasında, bağında, bahçesinde Allah Resulü'nün sevgisi gönlünde kaynıyor. Her şeyini bırakıyor. Cezbe hali diyoruz buna muhterem Müslümanlar. Geliyor Peygamber Zişan Efendimiz'in cemaline, nur cemaline bakıyor. Mübarek kelamını ciğerlerine nefesini çekiyor. Sakinleşiyor gidiyor. Nihayet bir gün yine hurma bahçesinde çalışırken Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin aşkı, sevgisi, muhabbeti kabarmaya başlıyor gönlünde. Hani siz bağda, bahçede pekmez kaynatırken ateş fazla gelince böyle bir pekmez kabarıyla muhterem Müslümanlar leğenden taşma haline gelir de soğuk sıra dökersiniz üzerine, tamam mı? Ben bağcılıkta yaptığım için dedemin devrinde çok yakinen biliyorum onu. Cenab-ı Sevban'ın gönlünde muhabbet ateşi fazla gelince taşıyor ve taşıyor muhterem Müslümanlar. Ne varsa bırakıyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda gözyaşları şarıl şarıl akıyor. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Dünyadayken bu alemde Medine'mizde gönlümde bu sevgi kabarınca nur cemalinizi seyrediyorum, geçiyor, rahatlıyorum. Mahşerde sizin hasretinize nasıl dayanacağım ya Resulallah? Siz enbiya ile berabersiniz, siz arşın gölgesindesiniz, siz cennette makamı vesiledesiniz, sizin uzaklığınıza ve ayrılığınızda ben ahirette nasıl dayanacağım ya Resulallah? Böyle diyor. Sokak ortasında anne babasını kaybetmiş 6-7 yaşlarında bir çocuk feryadı basar ya, teşbih muhterem Müslümanlar. Yavuz Sultan Selim'i getirsen dahi yüzüne bakmıyor hiç. Anne ve baba diye feryadı basıyor ya muhterem Müslümanlar, yavrucağız kaybetmiş anneyi babayı. Bazen haram-ı ilahide Kabe'nin karşısında da oluyor bu muhterem Müslümanlar. Çocukcağız namaz kılan anneyi babayı kaybediveriyor, döndüğü zaman yerini bulamayınca hani camiyi başına giydi, mescidi başına giydi diye Konya'mızda bir tabir var muhterem Müslümanlar. Adeta feryat ve çığlıkla haremi ayağa kaldırıyor. Anne ve baba diye. Ya. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Çeşmi giryan bayedet çün tıflı hurd. Kemhur anan raki nan abitü burd. Ey delikanlı, maksat ve gayene vasıl olmak, umduğuna erişmek ister misin? Sana ağlar çocuğun gözü gibi bir göz lazım. Ağlayan göz lazım. Benden en az 50 defa duydunuz muhterem Müslümanlar. Ama bir daha söylüyorum, Cenab-ı Hak her şeye dayanır, bir şeye dayanamaz. Feryat ve gözyaşı. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, duyuyor musunuz? Alim, hoca, hacı, veli, şeyh, mürşit falan. Ve innallâhe leganiyyün anil âlemîn. Cenab-ı Hak bunlardan ganidir, müstanidir. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Vacibül vücuttur. Kainat yokken vardı, varken var. Bir gün küllü şeyin hâlikun illâ veçe lehulukmu ve ileyhi turcaun fehvasınca yine tek Allah. Ganidir Mevla. Fakat bir şeye dayanamaz Mevla. Muhterem cemaat, kulağınıza küpe gibi takıyorum, unutmayın. Mevla bir şeye dayanamaz, gözyaşı ve feryat. Evet, gözyaşı ve feryat. Evet. Eğer huzuru izzetine diz çöküp de
elini arşa kaldırıp şarıl şarıl gözyaşlarıyla bir ya Rabbi dersen, hendekleri açtın, barajları yıktın, gerçek muradiyin kapıların arkasına kadar açmış oldun. Mümin kardeşim, tebşir ediyorum sana. Ağlayan göz hidayet alametidir, tevfik alametidir. Ağlayan göz hidayet ve tevfik alametidir. Allah korusun, birkaç şeyde vardır ki hidayetten mahrumiyetin görüntüsüdür. Bir, kalp kasveti. Muhterem Müslümanlar, kalp kasveti, taş gibi bir kalp, şakavet alametidir. Bir, donmuş bir göz, ağlamayan bir göz, şakavet alametidir. İki, tuğlu emel, tuğlu emel, ömrüne sığmayan emellerin peşinde şunu yapacaktım, bunu yapacaktım, öbürünü yapacaktım, diğerini yapacaktım filan, ibadete, taata vakit yok. Evi var, bir de sayfiyesi olacak, sayfiyesi var, bir de arabası olacak, arabası var, bir de yatı olacak, yatı var, bir de çiftliği olacak. Tuğlu emel, ömre sığmayacak şeylerin peşinde gezmek şakavet alametidir. Bir de muhterem Müslümanlar, erbaun mine şakada, dört şey şakavettendir diyor Peygamber Efendimiz. Biri de vel hirsu ale dünya, dünyaya hırs. Dedesi çekmeceyi çektiği zaman gümüş bir mecidiyesi vardı. Müslümanlar, dedemiz çekmeceyi çekti mi akşam? Bir gümüş mecidiye kazanmış. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun diyor. Bugüne yeter, yarına yeter, öbür güne de yeter. Yarının zaten sahibi sensin Rabbim diyor. Kanaat. Muhterem Müslümanlar. Evet. Şimdi bakıyorsunuz, dünya hırsı. Dünya hırsı. Müminler, tabii çalışacağız. Yanlış anlamayın. Tabii çalışacağız. Tabii kazanacağız. Ve kazandığımızı Allah yolunda ve İslam davası için harcayacağız. Necip Fazıl'ın kabirde kulaklarını çınlatıyorum, koca dahinin. Tek yüzlü davaların halli için çift yüzlü paraya ihtiyaç var dedi koca üstad. Evet, çift yüzlü paraya şiddetle ihtiyaç var. Fakat parayı mabud edindi mi bir insan, belasını sağlama buldu demektir. Hayır, para ve mal vesiledir asıl gaye için. Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin Mekke-i Mükerreme'de 40 bin altını vardı. Medine-i Tahire'de bir gün şeyen lillah diyen bir fakire verecek bir şeyi kalmamış, çıkardı üzerinden entarisini verdi. Ebu Bekir Sıddık çıkardı üzerinden entarisini verdi. Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam o gün gömlekçek geldi Peygamber Efendimiz'e. Cebrail o gün Peygamber Efendimiz'e gömlekçek geldi. Ya Cibril, seni böyle hiç görmemiştim. Ya Resulallah, dostum Ebu Bekir entarisini de Allah yolunda verdi de gömlekçek kaldı. Bütün ehli sema bugün gömlek giydiler diyor. Peygamberler altın, lira ve gümüş para bırakmadılar. Ancak ilim mirası bıraktılar. Velakin varrasul ilme. Gençler, Allah'ın mümin kulları, Peygamber Efendimiz'in mirası neymiş demek? İlim. وَلَاكِنْ وَرَّثُ الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ فَقَدْ اَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Bir kimse ilimden nasip aldı mı, çok kıymetli bir mirasa kondu demektir. Çok kıymetli ve manevi bir nasibini Resul-i Zişan Efendimiz'in metrukatı, ki ilimmiş, ondan aldı demektir. Muhterem müminler, onun için ben istisnasız bütün kardeşlerime şöyle diyorum: yavrularınızı okutunuz, yavrularınızı okutunuz, yavrularınızı okutunuz. Neslinizden kıyamet sabahına kadar hafızlar gelsin, alimler gelsin, veliler gelsin, mürşitler gelsin diye dua ediyorum muhterem müminler. Evet. Peygamber-i Zişan Efendimiz'e Cenab-ı Sevban, Resulullah'ı çok seven o Zat-ı Ali Kadir, gözyaşlarıyla geldi ya, mahşerde sizin ayrılığınıza nasıl dayanacağım ya Resulallah? Burada mübarek cemalinize bakınca
cezbem sakinleşiyor, gönlüm karar buluyor. Oradaki ayrılığa nasıl tahammül ederim? Muhterem Müslümanlar, gözyaşı dedim ya size, gözyaşının karşılığı Cibril 600 kanadıyla iniyor. Gözyaşının, muhabbetin karşılığı Cibril 600 kanadıyla iniyor ve Allah Resulüne bu ayeti kerimeyi getiriyor. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Muhammed'im, gözyaşlarıyla gelip de zat-ı Muhammed'ine dehalet eden, mahşerde ayrılığına nasıl sabredeceğim ya Resulullah diye dert döken sevbana söyle. Dünyada Allah ve Resulünü itaat ederek sevenler, Ebu Leysi Semerkandî Hazretleri tefsirinde وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ ayetini وَمَنْ يُحِبُّ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ manasını vermiş. Allah ve Resulünü sevenler mahşerde Allah'ın kendisine inam ettiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaklar. Geçen dersimizde zaten işaret etmiştik muhterem müminler. Sevgi muhterem. Kullarının saadetini lütfedecek olan yegane arşın sahibi Mevla'dır. Kalplerin tasarrufu, ruhların yıkanması, gönüllerin yaklaşması, birbirine kenetlenip kalması 65 milyon ve 1,5 milyarın hidayet ve tevfiki ancak Allahu Zülcelal'in yedi kudretinde onun vereceği tevfik ve hidayet sayesinde olacaktır. Öyle olunca gelin ey Müslümanlar, habli metini hak olan Kur'an-ı Kerim'e sarılalım öyleyse. Tamam mı?